Evet, 19. proje. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Tuğçe, soyadım Kahraman, 8. sınıf öğrencisiyim. Bu projemde haçla ilgili kavramlarımı bu seride göstererek haçın yapılışını kavratmak öğrencilerimize. Biliyorsunuz ki İslam dininin 5 temel şartlarından biri hacca gitmektir. Biz de bunu Arafat, Kabe, Merve ve Safa tepeleri ve Mina olarak paket şeklinde göstererek öğrencilere tanıttık. Bunları yaparken karton kutu kumaş, silikon, boyun kumuru, yapay çim, fon kartonu, minyatür koyu kullandık. Karton kutu ve kumaş kullanarak Kabe'ye, silikon ve boyun kumuru kullanarak dağları, yapay çim kullanarak mihkak sınırıydı ve fon kartonu ile altı ve bir de minyatür koyu kullandık. Haccın farzlarından biri ihramdır. İhram, sözlükteki anlamıyla haram kılmak, kendini sakındırmak anlamına gelir. Terim olarak da haç ömür ibadeti yani yerine getirirken başka zamanlarda yapılması sakınca olmayan davranışların bir süreliğine yasak olmasıdır. İhrama giren kişi çiçek koparamaz ve hayvanlara zarar veremez. Koku sürünemez, kavga edemez. Bunlardan kaçınmalıdır. İhrama girdikten sonra Kabe'yi tavaf ederler. Kabe'nin Güneydoğu kışısında bulunan Hacer-i Esved taşının hizasında Kabe'yi tavaf ederler. Bir dönüşe bir şart verilir. Yedi şartta bir tavaf yapar. Tavaf yapan Hacı adayı sonra Merve Safa tepelerine gelip say yaparlar. Sayın amacı şudur. Hazreti İsmail'in ve Hazreti Hacer'in oğlu son yaşını sembolik olarak yeniden canlandırmaktır. Say yaptıktan sonra Arafat'a gelerek burada bir süre bulunurlar. Arife gününde bir süre bulunmak durumundadırlar. Peygamber Efendimiz vakfenin önemini belirtmek için haç Arafat'tır der ve vakfenin önemini vurgular. Arafat'ta vakfe yapılmak durumundadır. Yapmazlarsa hacı adayları o yıl için hacı sayılmıyorlar, yapmak zorundalar. Ve sonra Mina'ya gelirler. Burada sembolik olarak şeytan taşlama ve kurban kesme olur. Burada da ibadetini tamamlayan hacılarımız Kabe'ye veda tavafı ederek hacı olurlar. Biz de sonuç olarak vakit üzeri bir kutsal metanları yaparak hacının sinir vurduğunu tanıttık ve öğrencilere kavrattık. Dilekleriniz için teşekkür ederim. Bir şey soracağım ben. Şimdi siz Müslümanların işte hac şartlarından bir tanesi değil mi? Dünyada kaç tane toplumsallaşan din var? 3. Evet. 3 mü? Hristiyanlık, Musevi. Bazı da var, bazı da olanlar da var. O yüzden şaşırdım. Anladım. Hayır, ben şaşırdım anlamında değil. Ben başka bir soru soracağım. Diğer dinlerin de hac görevlileri var biliyor musunuz? Her neyse onları da araştırsan iyi olur. Çünkü Hristiyanlık'ta da var, Musevilik'te de var. Yani Tepe Mezarlığı biliyorsunuz 7 kiliseden bir tanesi. Hani diğerlerini de bir bütün olarak şey yaparsan tabii ki biz bu coğrafyada Müslüman dinine bağlıyız. Yani orası özel olduğu için belki özel bir ilgi göstermişsiniz ama dünyada 3 tane toplumsallaşan din var. İşte Musevilik ve Hristiyanlık da var. Onların da hac görevleri var. Bu kadar yeter.